Herkese merhabalar. Yine bir cumartesi günü İçer TV'de canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz genel olarak iyiyiz ama ben bugün biraz bir baş ağrısı. Baş ağrısıyla böyle uyanmadım ama uyandıktan sonra biraz baş ağrım oldu. Şimdi iyiyim. Gayet iyiyim. Bugünkü konu da çok güzel aslında. Ondan dolayı da birazcık motive oldum gelmeden önce. Şimdi bugün sizlerle disleksi konuşacağız. Çocuklarda disleksi. Bu şu an artık hemen hemen çok yaygın bir durum haline geldi. Eskiden belki de bu kadar çok ismen bilinmiyordu. Tam olarak adlandırılmıyordu, kabul edilmiyordu. Şu anda kabul kısmı gene biraz yani yargılı bir durum. Hani herkes kabul ediyor mu, edemeyebiliyor. Aileler bazen böyle bir şey yok benim çocuğumda diyebiliyor. Biz de bugün yardımcı doçent doktor Veli Yıldırım'ı konuk ettik. Veli hocamı daha önce de yayınlara almıştım. Kendisi çocuk psikiyatrı. Sevdiğim ve güvendiğim bir insan. Gerçekten konusunda uzman bir kişi. Kendisine yakın illerden, uzak illerden çok çocuk geliyor. Bunu da net olarak biliyorum. Araştırmalarım sonucu bulmuştum Veli hocayı. Hoş geldiniz Veli hocam, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun, benden de iyilik. Bugün sizi konuk ettiğim için biraz daha iyi ve mutluyum. Çocuklarla ve ailelerle iç içe olduğum için bu konunun ne kadar önemli olduğunu ancak çok önem görmediğini fark ediyorum. Türkiye'de. Şöyle ki okullarda öğretmenler tarafından, yani ben burada yargılamak amacıyla söylemiyorum, bununla birlikte fark edilmiyor. Geç kalınmış olabiliyor. İlerlemiş olabiliyor. Yani bunun bir yaşı var. Şimdi disleksiyi burada masaya yatıracağız. Sizinle bir güzel konuşacağız. Tüm bilmediklerimizi size soracağız. Bana birkaç tane soru gelmiş. Sorularınız olursa lütfen İçer TV Facebook sayfasından ve Instagram'dan bize iletebilirsiniz. Çünkü gerçekten Veli hocamı yakalamışken, yani konunun uzmanını yakalamışken soruları sormak önemli bir şey. Çünkü internetten, sosyal medyadan bazen bilgiler çok doğru olarak ulaşamayabiliyoruz. Bir de her bilgi herkes için geçerli mi? Tabii ki de değil. Yani her çocuk çok özel ve her çocuk çok farklı. Değil mi? Programdan önce de onunla ilgili bir şey konuşuyorduk. Yani çocuğun, her çocuğun özelinde bir şey konuşulmalı. Hele de psikiyatrik durumlar, hele de disleksi için her çocukta şiddeti farklı, eşlik eden durumlar farklı, zeka farklı olabilir. Yayın öncesi bana bunun zeka ile ilgili kısmından bahsetmiştiniz. Bununla ilgili başlayalım demiştik. Öyle başlayalım o zaman. Önce bir disleksiyi tanımlayalım mı? Ondan sonra zekaya geçelim isterseniz. Disleksi ne demek? Disleksi çocuğun okuma bozukluğu olarak tanımlanabilir. Okuma bozukluğu yalnız çocuğun zeka kapasitesi, gördüğü eğitim düzeyi, aldığı eğitim seviyesine göre, zeka kapasitesine, takvim yaşına göre performansında belirgin derecede en az 1,5 standart deviyasyon sapmanın olması durumuna disleksi adı veriliyor. Ya bu son bir tanımlamalarda... Dakika, bir dakika, şimdi okuma ve yazma bozukluğu... Okuma bozukluğuna disleksi adı veriliyor. Tamam. Yazma bozukluğuna disgrafi adı veriliyor. Evet. Matematik bozukluğuna da diskalkuli adı veriliyor. Bunlar çeşitleri değil mi? Bunlar özel öğrenme bozukluğu adı altında, bir grup adı altında adlandırılıyor. Özellikle 2013'ten sonra disleksiyi ayrı bir bozukluk şeklinde tanımlamayalım. Birisi olunca çünkü diğerinden biraz oluyor. Birbirinden ayırt etmek çok güç oluyor. Yani birisi dediğiniz okuma, yazma ve matematik bozukluğundan yani biri. Evet. Evet, okuma bozukluğu varsa eğer bir miktar yazma bozukluğu da oluyor. Zaten okuyamıyorsa yazamıyor. Yazmak bazen biraz el becerisi de gerektirebiliyor. Ya da matematik bozukluğu da bir miktar eşlik edebiliyor. Bazen hiç eşlik etmediği de olabiliyor tabii. Ama üçünü birbirinden çok ayırt etmenin çok yararlı olmadığı, bunları özel öğrenme bozukluğu olarak adlandıralım. Bu şekilde yaklaşım olursa, çocuğun öğrenme stilleri, yöntemlerini daha iyi belirlersek daha iyi olacağı, her çocuk özelinde değerlendirilmesi gerektiği özellikle vurgulanıyor. Evet, şimdi bunu söylemeniz çok güzel oldu. Çünkü şimdi birçok kitap var, birçok yayın var, sosyal medyada yazılar var. Tabii ki bunların hepsinden faydalanıyoruz bir şekilde. Okuyan, araştırmayı seven insanlar, özellikle de eğitimciyseniz
ve çocuklarla ilgili, eğitimle ilgili bir iş yapıyorsanız zaten veya doktorsanız araştırmanız mutlaka gerekecek bilimsel makaleler ve yayınları. Evet. Ama bunun dışında tabii ki o yazılanlar genel bir anlam, biraz önce dediğiniz gibi herkes çocuğun yaşına göre, zeka seviyesine göre ve belirgin bulunduğu ortamlara göre, her şeye göre değişen bir durum. Şimdi disleksi bir sapma dediniz, değil mi? Bu neden oluyor? Bunun nedeni belli mi? Nedeni belli değil. Benim evet, tam olarak araştırmalarıma göre kimi beslenme demiş, kimi doğum halinde olan bir takım, ama bunun bir makale, bilimsel bir açıklaması yok tam nedeninin. Yani etiyoloji kısmında nedeni nedir deyince ilk cümle nedeni tam olarak belli değildir, ancak nörogelişimsel, tabii beyinle ilgili doğuştan gelen özellikle genetik nedenlerin en ağırlıkta olduğu, diğer psikiyatrik hastalıklarda olduğu gibi birçok psikiyatrik hastalık, yani psikiyatrik hastalık demek de yanlış oluyor tabii. Psikiyatrik bozukluk. Bozukluk adı veriliyor biliyorsunuz. Hastalık terimi evet. Asla psikiyatride kullanılmıyor. Evet. Bunda da aynısı geçerli. Doğuştan gelen yani genetik faktörlerin özellikle ikiz çalışmaları burada mesela biliyorsunuz. İkiz çalışmaları dediğiniz ikiz çocuklarda mı? İkiz çocuk. Mesela bir tanesi oluyor. Bir tanesi disleksi diyelim. Bu ikizler tabii iki tür ikiz olma durumu var biliyorsunuz. Bazı ikizler doğuyor. Biri kız, biri erkek. Çift yumurta, tek yumurta. Ha, evet. Bravo, evet. Evet. Yani eğer biri kız, biri erkekse mutlaka çift yumurta oluyor. İkizidir. Genetikleri farklıdır şeyin. Ama tek yumurta ikizi ise genetikleri tamamen aynı demektir. Genetikleri tamamen aynı olan ikiz çocuklarda bakıldığı zaman bu %80'lere kadar, yani birinde varsa %80 ihtimalle diğerinde de var. Ama çift yumurta ikizlerinde bakıldığı zaman bu %30'a iniyor. Yani evet. Rastlıyorum. Bir evet. Tanesinde oluyor, bir tanesinde olmayabiliyor. Yani ikizlerde olma oranı daha mı yüksek bunun? İkiz çocuklarda. Bunu mu anlayayım? Yani bunu anlatmıyoruz tabii de. Yani peki. Genetik olma durumunun hani genetiği açıkladık ne kadar, şu an. Evet. Yani genetik olma durumunun ne kadar yüksek olduğunu. Mesela anne babada varsa çocukta %35 ihtimalle var diyoruz. Yani anne ya da babadan birisinde varsa çocukta %35. Özellikle erkeklerde 3-5 kat daha fazla oluyor. Disleksi değil mi? Disleksi. Hı hı. Özellikle erkek çocuğunda olma ihtimali daha fazla oluyor. Bunlar da gösteriyor ki demek ki anneden olunca çocukta oluyorsa anne babanın eğitimine mi bağlıdır, genetiğe mi bağlıdır diye. Hı. Bu. Tabii bu anne babanın da eğitim verme şekli, ilk 6 yıldaki eğitim kavramları öğretme de çok hemen önemli. Hemen onu söyleyeceğim. Şimdi disleksi dediğimiz bu yazma okuma bozukluğu erken yaşta teşhis edildiğinde çocuğun başarısında çok etkili bir şey değil, değil mi? Yani düzelmeler olabiliyor. Tabii. Düzelmeler olabiliyor. Yani gidişat tabii böyle aileler de soruyor. Biz bunu 1 yıl eğitim verirsek, 6 yıl eğitim verirsek geçer mi diyorlar? Tamamen iyileşir mi? Böyle bir şey değildir. Bu da hani beyinden gelen bir şey olduğu için beynin öğrenme yöntemi farklı diye. Mesela nöro görüntüleme çalışmalarında özellikle planum temporale, hani bu kulağın çevresindeki bölüme evet. Temporal lob deniliyor. Evet. Özellikle temporal loblarda normalde ben sağ elimle yazıyorsam beynin sol kısmı daha çalışır. Baskındır, daha çok çalışır. Evet, ters çalışıyor çünkü. Evet, ters çalışıyor. Oradaki temporal bölgedeki planum temporale normalde biraz daha büyük oluyor ama sol kısımda büyük değil. Bu şeylere bakıldığı zaman disleksili çocuklarda bunun tam tersine beynin sağ tarafında daha büyük olabildiği bunu görüntülene de biliyor. Yani beyinden geldiğini, sadece bunun dış koşullarla oluşan bir şey olmadığını söylememiz mümkündür. Doğuştan gelen nörogelişimsel bir şey olduğunu söylememiz mümkündür. Doğuştan gelen genetiksel olabilir. Nörotik bir durum yani. Nörogelişimsel bir durum. Peki. Hocam şimdi disleksinin zeka ile bağlantısını biraz önce konuştuk. Bunu anlatabilir miyiz? Yani önce bir zeka testlerinden bahsedelim. Hı hı. Zeka testleri faydalı mıdır? Yapılması gerekir mi? Her aile çocuğuna zeka testi yaptırmalı mı? Öncelikle bunu sorayım. Sonra zekanın disleksiyle olan ilişkisini soracağım. Evet. Yani kesin biz zekayı yaptırmanın çok zararlı olabildiğini de görüyoruz. Normal bir çocuğunuz var. Acaba kapasitesi kaç? Gideyim bir ölçtüreyim gereksiz. Dediniz. Normal çıktı. Ne olur sizce? Düşünün. Çocuk zekası da normalmiş. Bir kere ailesi ya normal zeka ne demek? Demek ki bu çok üst bir şey yapamayacak deyip öyle bir bakış algıya açısı. Kapılıp çocuğun hani geliştireceği yönleri biraz kendisine ket vurmuş olabilir. Çocuk ya da üzülecek. Çocuk bazen öğreniyorsa evet.
Çocuğun öğrenmesi tamamen bir sorun olabiliyor. Çocuğun bilmesini istemiyoruz. Çocuk zeka testini bilirse veya zekayı öğrenirse eğer, bu sefer çocuk ben normalmişim, ya ben iyi olamam ya da daha iyisini yapamam ben gibi bir algıya kapılabilir. Üstün zekalı olmak her zaman daha güzel gibi görünen mesela bir şey. Mesela üstün zekalı çıktı diyelim testin sonucu. İyi mi olur? Çocuğun bunu bilmesi iyi midir? Değil. Ben üstün zekalıyım dese, arkadaşlarının yanına gitse ne olur? Ya evet, dediğiniz gibi çalışmayacak. Ya da arkadaşlarından ben o zaten hemen zekası biraz daha düşük benden gibi kendisini bir algıya kaptırabilmesi ve düşünebilmesi böyle dışlanacak. Bir şey. Bir süre sonra biraz dışlanacak. Biraz süre sonra evet dışlanmasına neden olabilir. Yani çok bilmesinin yararlı olmayacağı eğer biz testi ne zaman yaptım, zeka testi yapıyoruz? Bu testi biz eğer gerçekten ek bir kaynaştırma eğitimi, özel eğitim ya da bu çocuğun önünde bir disleksi mi var? Disleksi okuma bozukluğu. Disgrafi de yazma bozukluğu. Tamam. Diskalkülü matematiğe karşı öğrenme bozukluğu. Böyle bir durum var mı yok mu gerçekten? Bakın zeka testlerinde 10 tane alt bölüm var. Birbirleri arasında nasıl bir ilişki var? Bana soruyorlar aileler. Diyor benim top örneği var. Bir top yuvarlak olursa güzel rahat döner. Ama top biraz böyle yumurta şeklindeyse onu döndürmeye çalışırsanız eğer böyle dik bir şekilde de döndürmeye çalışırsanız döndüremezsiniz. Belki yan döner biraz ama bunu öyle düşünün. Disleksi'de de zekanın bazı kısımları uzun ve sivri, bazı kısımlar daha körelmiş gibi olabiliyor. Bazı mesela okuma yönünden genel bilgi ya da böyle sözcük tarzı. Şimdi hocam şurada bir şey söyleyeyim. Ben disleksi olan çocukların zekasının yüksek olduğunu, normal seviyeden aslında yüksek olduğunu, sadece kullanabilmeyi yani o zekanın nasıl kullanabileceğini bilmesi gerekiyor. İşte öğrenmeyle ilgili. Yani çocuk aslında disleksi çocuklarda ben şunu biliyorum. Yani çalıştığım için bazı disleksi çocuklarla da öğrenme şöyle. Şimdi 3 tane stilimiz var aslında. Bir görsel, işitsel ve kinetik. Disleksi de 3'ünü de kullanmamız lazım. Çünkü bu çocuklarda 3'ü de var. Evet. Yani bu doğru değil mi? Bu şekilde çalışıyoruz. Yani hem işitsel olması gerekiyor, hem görsel, hem de kinetik olması gerekiyor. Yani çocuğun deneyimlemesi lazım, dokunması lazım. Aynı zamanda görmesi gerekiyor ve işitsel. Zaten yazma bozukluğu dediğimizde çocuk zaten şöyle bir şey. Disleksi çocuklar yazmayı hiç sevmezler. Asla yazmayla ilgileri yoktur. Hoşlanmazlar çünkü imla hatası çok yaparlar. Yazım bozukluğu olduğu için yazıları da çok çirkin. Özür diliyorum. Çok çirkin. İmla hataları çok yapıyorlar ve bu yüzden de çok zorlanırlar. Yani mesela özellikle bilgisayardan herhangi bir yerden bir kağıda bir şey geçirmek veya kağıttan bilgisayara geçmek. Yani yazma işlevinde çocuk hiç hoşlanmaz bunu. Yazmak istemez. Sürekli öteler çünkü yan yana yazar. İmla kuralına uymadığı için ortada boşluk, işte noktalama işareti yok. Özellikle okullarda tahtadan deftere geçirmek büyük bir zulümdür. Yarısını eksik bırakır, geçirmez, o sayfa boş kalır. Yani bunlar mesela ilk dikkat çeken özellikler. Bunun dışında şeyler var, işte harflerin ters yazılımları, rakamların 3'ü 5, işte D'ler, B'ler bir ters yazılım durumları var. Şimdi bunlarla ilgili önerileri ben vereceğim eğitim hani öğrenme konusunda, eğitim konusunda sizin bu açıklamalarınızdan sonra. Ama bunlar mesela dikkat edilecek hususlar ve çocuğa eğer ki yazım konusunda sürekli üzerine giderseniz, hani biraz önce çok güzel dediniz, biri yazma bozukluğu, biri okuma bozukluğu, biri matematiksel. Yani son yıllarda sürekli çocukların ders çalışmamasından, sürekli okul sevmesinden bahsediyoruz ya, aslında burada erken yaşta çocukta bir sıkıntı var mı, önce onu çözmek lazım. Şimdi böyle bir durumu olan çocuğun inanın çalışma güdüsü yok. Yani düşünsenize, siz şimdi yapamadığınız bir şeyi yapmak ister misiniz? İstemiyorum. Aile şöyle düşünüyor. Yani benim çocuğum zeki. Evet, disleksi olan çocuklar zeki. Bu doğru. Ancak zekanın nasıl kullanılacağı önemli. Boş bir zekanın kimseye bir faydası yok. Yani onu bir parlatmak lazım. Nasıl parlatacağız? Şimdi benim çocuğum zeki, sadece ders çalışmıyor. Hocam dediğinizde çocuk da şunu düşünüyor. Ben zekiyim, ders çalışmadan da yapabiliyorum. Ama işte bu öyle bir durum değil. Bu cidden tam olarak dikkatlice görüntülenip görsel olarak buna nokta atışı yapmak lazım. Yapamıyorsanız, şüpheniz varsa mutlaka yardım almalısınız hocalarınızdan deyip sizi, sözü size bırakıyorum. Bu açıklama yapma ihtiyacı, evet, duydum bir an. Bu zekanın daha yüksek olduğu ile ilgili şimdi
tanısal şeyleri de 85 puanın üzerinde olması gerekiyor. Zeka değil mi? Evet. Yani bazı durumlarda 70 ile 85 arasında çocuğun yüksek yararı gözetilerek teşhis koyduğumuz normal zeka ne kadar? 90 ile 110 arasındadır. 90 ile 110 arasında normal bir insanda olması gereken zeka değil mi? Evet. Üst dediğimizde 110'un üstüne çıkıyoruz. Evet. 110-120'ye parlak, 120-130 çok parlak, 130'un üzerine üstün diyebiliriz. Peki. 90'ın altında olduğunda? 80-90 arasında tutuk donuk zeka, 70-80 arasında sınır zeka, 55-70 arasında artık hafif zeka geriliği diyoruz. Hafif zeka geriliğinde artık özel eğitim almalı diye. Bu 50-70 arasında olan bir şey de oluyor değil mi? Evet. Tamam, şimdi mesela disleksi çocuklarda genelde 90'ın üzerinde. 85 puanın üzerinde. 85 puanın üzerinde. Yani zeka ile ilgili bir sorun yok. Yani evet, sorun olmamalı. Ama mesela 90 zeka puanında disleksi bir çocuğu biz sanki 70 puanmış gibi performansta görürüz. Çünkü yani okuma ve yazma. Evet, biraz daha şey gözüküyor. Yani o çocuğun baktığınız zaman yani bazı şeyleri çok ilginç, çok güzel, böyle sürpriz çıkışlar yapıyor. Çok orijinal fikirleri var diyorlar. Bunu gerçekten biz de gözlemliyoruz. Ama yani okuma yazma yap deyince ışıl ışıl bakıyor çocuk böyle. Üçüncü sınıfa gelmiş, bakıyorum okuyamıyor. Aa, yani bu çocuğun kesin okuması lazım. Böyle şey yapıyor, okula şimdi da gitmiş. Bunu nasıl fark ediyor? Oradan bir alalım. Yani zeka durumundan şöyle anlattık. Şimdi dedik ki zeka geriliği olmuyor disleksi çocuklarda. Sadece zekayı kullanmakta zorluk oluyor. Aslında çocuklar zeki doğru bir yöntemle kullanılırsa. Peki zeka testleriyle ilgili önce bir de şunu sorayım. Öyle bir soru gelmiş bana. Hı hı. Zeka testleri güvenilir mi? Kimler? Siz bana dediniz sorabilirsiniz demiştiniz. Hı hı. Gelmiş. Kimler zeka testi yapar? Hangi zeka testleri güvenilirdir? Biz ne ararız zeka testlerinden? Disleksi bulabiliriz. Başka niye yapıyoruz yani? Zeka testlerinde biz öncelikle psikologlar zeka testini ve bu alanda eğitim almış, öncesinde 4 yıllık kuramsal eğitimini tamamlamış kişilerin yapmasının güvenilir olduğunu, biz psikiyatristler de, çocuk ergen psikiyatristleri de pek zeka testini yapmıyorlar şeyde, Türkiye'de etik olarak. Çünkü okuyan kişiye göre değişiyor yani o değil mi? O zeka testi. Onun kuramsal eğitimleri psikoloji fakültelerinde daha iyi veriliyor. Evet, evet. Şeyde bu psikolog arkadaşlarının yaptığı testler oluyor. Ve bunu yapan kişi psikolog olsun diyoruz. İkinci sorunuz da güvenilir midir? Hangi zeka testi uygulanmalıdır? Evet. Zeka testi, WISCAR zeka testi, WISC-4 zeka testi var. Bizim güvendiğimiz, evet, Türkiye'de bulunan, yaptırabildiğimiz zeka testlerinden. Bazen rehberlik araştırmada mesela Stanford Binet, Porteus yapılıyor ama onlar çok kısa zeka testleri. 10-15 dakikalık, hani yarım WISCAR saatlik. WISCAR 5 saatlik bir zeka testi. WISCAR çok uzun bir zeka testi. 1 saat, 1,5 saat arasında sürüyor yaklaşık. Hani uygulaması dediğiniz gibi bataryadan yani bakması, evet, şey yapması öyle, biraz tabii daha meşakkatli bir test. Biraz soruları çok bir test. Evet. Şey, WISC-4'ün yeni geldi Türkiye'ye standartizasyonuyla ilgili. Biraz psikolog arkadaşlarla da konuştuğum zaman biraz standartizasyonuyla ilgili sorunlar var diyor. Tabii Türk kültürüne uygulanması, bu dışarıda geliştirilmiş bir test. Türk kültüründe, yani Türk okullarında uygulanan eğitimle paralelliği ve uygulanabilir. Standartizasyon yapılmamış. Bir standartizasyonu yapılmış. Ancak biz diğer WISCAR'daki gibi puanları net alamayabiliyor. Bir 10-15 puan düşük çıkarıyor. Benim gözlemlediğim de daha düşük çıkarıyor ve yeni geldiği için ben de günlük pratiğimde disleksi teşhisini koymada WISCAR'da daha kolaylık çekiyorum. Ama WISCAR testi de 1980'den beri Türkiye'de uygulanıyor. Evet. Artık onun bir yenisi çıkarılması gerekiyor. Bütün oyunları ya da bütün diğer şeyleri de o WISCAR testinin alt testlerine göre biliyorsunuz. Mesela Cubik's oyunu var. Evet, biliyorum WISCAR testini. Küplerle desen gittim yapmayı bir kısmını etkileyebiliyor şeyden. Yani testin içeriğini çok iyi bilmek, yani çocuğun, tabii, ne yaşadığı, nasıl bir puan aldığı, o kısmını da çok yorumlamak iyi şey yapıyor. Yorumlamak çok ciddi anlamda önemli. Evet. Yani burada çok uzman,
çok deneyimli, tecrübeli olmak gerekiyor. Evet. Çok fazla yapmak gerekiyor yani. Karşı tarafa bildirmeden kendinizi bayağı bir önden denemeniz lazım yani. Öyle. Mesela yapan kişi dediğiniz gibi çok çocuğu gerdi, çok hani şey yaptıysa psikolog arkadaşlar hafif oyun oynuyor, ara veriyor. Çocuğu dikkatsiz tabii gördüğü zaman dikkatini topluyor. Karşısını alıp göz temasını takip ediyor. Kesmeniz gerekir. Yani çocuk sıkıldığında onu devam ettiremezsiniz. Kestiğinizde de aynı gün devam ettiremezsiniz. Ya oyunla onu biraz uzatarak o zamanı uzatıyorsunuz ya da bırakıp sonra başka bir zaman tekrar yapmanız gerekiyor. Yani çocuk zorla olmaz zaten dikkatini toplayamıyorsa. Çünkü şöyle bir şey var. Disleksi de dikkat sorunu oluyor. Evet. O yüzden de etrafta dikkatini dağıtacak şeylerin olmaması lazım. Ders konusuna görünce onu söyleyeceğim. Devam edelim. Lafınızı hiç bölmeyeyim. Ben de siz söylemişken dikkat konusunda biliyorsunuz dikkat eksikliği, hiperaktivite diye bir bozukluk var. Evet. Sadece dikkat eksikliğiyle gidebiliyor bazen. Bu dikkat eksikliğiyle sadece gittiği zaman disleksiyle aynı evet anda bitişik, olabilir, aynı anda binişik diyeyim birbiriyle beraber eş zamanlı olarak gidebiliyor. Bu evet durumda çok az oranlarda değil. Yani %60'larda değil bildirilen şey. Biz de günlük pratiğimizde gerçekten en azından yarısında bu disleksilerin yarısında dikkat eksikliği görüyoruz. Kesinlikle. Normalde disleksi'de bir ilaç tedavisi yoktur diyoruz. Onu söyleyeyim. Eğer şeyse böyle dikkat eksikliği gibi başka bir durum varsa ilaç ekleniyor. İlaç veya dürtüsellik. Dürtüsellik oluyor mu disleksiyle? Tabii. Bu da yani dikkat eksikliği hiperaktivite eşlik edebilir. Bazen kombine tipse yani hem hiperaktivite varsa hiperaktivitenin içinde dürtüsellik çok fazla vardır. Çocuk duramaz, oturamaz, kıpır kıpırdır. Hep böyle hareketlidir. Soruları bile tamamlamadan cevap verir. Aklı başka bir yere gidiverir. Başka bir şeyle oynar. Böyle çocukları disleksik çocuklarda da çok sık görüyoruz. Onun için böyle bir şeyin aynı anda olup olmadığını belirlemek de yani teşhisi bir çocuk psikiyatrisinin koyup başka bir ek bir tanısı var mı yok mu? Başka ne yapılmalı? Çocuğun özelinde bu nedir? Nelere bakmalı? Mesela kaygı bozukluğu olursa, çocuk çok içine kapanıksa, obsesif mi? Sosyal fobisi varsa mesela, peki, çok kaygılı, çekingense. Aynı zamanda disleksisi aynı var. Aynı zamanda da disleksisi evet var diyelim. Mesela normal testlerde de mesela kaçınganlığı yüzünden cevap veremeyebiliyor. Ya da dediğiniz gibi eğer obsesifse diyelim, çocuk cevap versem acaba yanlış mı söylerim? Kararsızlık ve böyle hep bir kuşku içinde olabiliyor. Aslında biliyor ama bildiği halde o kararsızlıktan kaygıdan kaygıdan dolayı da yapamayabiliyor. Bunların değerlendirmek, bunların hani testlerde, zeka testinde ne gibi şeyler çıkabilir ya da ne gibi bir sonuçlar alabiliriz? Bazen yani sırf selektif mutizmi varsa, sırf bu kaygı bozukluğu varsa bu bir daha hani bu testin sonucu aslında bu değil. Bu testte bir şey var dediğimiz, kuşkulandığımız durumlarda daha oluyor. Daha yüksek olduğumuz durumlarda olabiliyor. Hocam bir soru gelmiş. Onu araya alayım sonra tekrar olur devam edelim. Benim çocuğum 4. sınıf. Dakikada 100 kelime okuyor. Arada takılıyor. Hı hı. Okumayı fazla sevmiyor. Disleksi olabilir mi acaba demiş. Teşekkür etmişler. Biz de hı teşekkür ediyoruz. Evet. Şimdi burada soruyu da bilinçli bir annenin sorduğu belli. Kelime dakikadaki dakikayı kelime biliyor. Almış, evet, değil onu mi? Almış. Çünkü bu disleksi de önemli bir şeydir. Hemen şu bilgiyi verelim. Hı. Birinci sınıfın sonunda Türk çocuklarında dakikada en azından 40 kelime, ikinci sınıfta 70 kelime. Hocam biraz yüksek sesle tekrar söyleyin. Birinci sınıfın sonunda en azından minimum en az dakikada 40 kelime. Dakikada 40 kelime birinci sınıfın sonunda. Peki. Evet. İkinci sınıfın sonunda en azından 70 kelime. Biliyorsunuz birinci sınıfın sonundadır 100 kelime okuyanlar da var. 60-70 kelime okuyanlar da var. Ama biz, ama en, biz en azından disleksi düşünebilmemiz için minimum en az olması gereken ortalama sınır nedir diye baksak. Tamam. İkinci sınıfın sonunda 70 kelime, üçüncü sınıfın sonunda 90, dördüncü sınıfın sonunda da en azından 100 kelime falan olsun diyoruz. Tam sınırda bir rakam söylemişler. Sınırda bir rakam değil mi? Söylemiş, yani evet. Söylenen rakam sınırda bir rakam. Bir de hatalar yapıyor demiş. Tabii hatalar %5'e kadar hataları normalde sayabiliriz. Takılıyor hani, demiş. Yani belli okuduğu okumayı şeyde, sevmiyor demiş. Evet, okuduğu şeydi. Yani mesela karışık ya da ne bileyim hani böyle zor kelimelerin içerdiği bir metinse ona dayalı olarak 4. sınıf metni mi gerçekten bu anne bilinçli olduğuna göre ben 4. sınıf bir metin okuttuğunu düşünüyorum. Hani çok karışık bir metin
okutmadığını herhalde birkaç kez üst üste de denemiştir. Ortalama 90, 100, 110 civarı yapıyor. Evet. Ortalama bir değer vermiş diye düşünüyorum. Yani bu sınır normal bir değer ama bu annemiz dakikada her okuduğu zaman hatalarını 5'ten fazla yaptığını, bir de içinden yani 4-5 tane soru sormasını öneriyoruz. Hı, yani okuduk, onu şimdi ben söyleyecektim. Evet. Yani anlayıp anlamadığını. Okuduğunu anlıyor mu, anlamıyor mu? Bu kısım da çok önemli. Okuduğunu hem akıcı okuma hem de okuduğunu anlama kısmı vardır. Yani disleksi kısmında sadece okuma hızı değerlendirilmiyor. Okuduğunu anlıyor. Biz de mutlaka okuduğunu anlıyor mu, anlamıyor mu diye. Eğer okuduğunu tamamen anlıyorsa, hani biraz yavaş okusa da çok sorun değildir diyoruz. Ama bu okumada hatalar yaptığına göre mutlaka bir, hani belki bir göz sorunu var. Göremiyor çocuk. İşte belki hocam, bir astigmatı var. Şimdi sayın veliler buradan öyle evet. Bir şey ki bazen hakikaten geliyorlar, çocuk öyle böyle, çocuk hiç daha göz muayenesine gitmemiş, bakın 5. sınıf olmuş ve şöyle bir cevap olabiliyor babadan bazen, çok özür dileyerek söylüyorum, benim çocuğumun gözleri gayet normal, gerek yok. Yani şimdi bir çocuk okula başlarken yapılması gereken bazı temel rutin davranışlar vardır. Mesela göz muayenesi, diş muayenesi, ki bunlar okula başlamadan önce, yani çocuk aslında 3 yaşına geldiğinde mesela dişlerle ilgili artık bir bakılması gerekiyor. Hani bebeklik dişlerinden sonra, ne bileyim, göz, bir 4 yaşında çocuğun bir göz muayenesine mutlaka gitmesi gerekiyor. Çünkü şu an hele günümüzde göz bozukluğu çok fazla. Sürekli bir tablet, tabii telefon, hani böyle görsel şeylerle uğraştıkları için hani gözü bozuk olabiliyor. Astigmat olan çocukta gerçekten hepsi birbirine karışıyor ve okuyamıyor. Okuyamayınca da zaten siz sevmediğiniz şey yapmak ister misiniz? Ben yayından önce de söyledim, yani böyle bir durum, yapmak istemiyor. Önce dediğiniz gibi bir göz muayenesi. Göz muayenesinde tamam çıktıysa o zaman bir psikiyatr. Bu an annemizin yani şey de, göz muayenesi de yaptırdığını düşünüyorum çocuğuna. Yani eğer çocuk tabii böyle yakından okuyorsa, böyle gözünü kamaştırıyorsa, başım ağrıyor diyorsa, bozuk. Bu göz bozukluğunu daha çok düşündürebilir. Bunu aileler de, belki bizi izleyen ve böyle olan aileler vardır. Ya götürüp yaptırayım. Belki birinci sınıfta da yaptırmıştır ama birinci sınıftan sonra tekrar gelişebilir. Tabii ki. Yani biraz göz şeyleri büyüyebiliyor zaman içerisinde. Bir de işitmesinde de bir kulak duymuyor diyelim mesela. Şimdi şunu da özellikle bir anlatmak istiyorum. Buyurun. Şimdi bu ailenin de sorusu üzerine. Dislekside bakın 3 boyutu değerlendirmemiz lazım. Birisi gözle ilgili sorun, ikincisi de işitmeyle ilgili sorun. Şimdi bir ses var, düşünün M sesiyle B sesi. Bunların frekansları, yani incelikleri, sesin tizliği diyelim, birbirine çok benzerdir. Aslında diğer B ile P'yi karıştırma, mesela B ile P'yi karıştırma, kuyruğu ikisinin de benzer ya, birinin aşağı doğru, biri yukarı doğru, yönleri farklı. İkisi karıştırmak mantıklı geliyor da, M ile B'yi niye karıştırır bir insan diye ben şey yapıyordum. M ile B'nin frekansları aynı olduğu için çocuk aynı duyuyor. Mesela damacana diyecek, dabacana diyor mesela. Hmm. Bu şeyden olabiliyor. Yani disleksilik çocuklarda mesela kitap diyor, kipat diyor mesela, değil mi? Böyle tersten konuşmayı çok sık duyabiliyoruz şeyden. Kamas, makas, bunu kullanırlar. Böyle şey olabiliyor. Evet. Böyle şeyleri bir sembol görüyor. Gördüğü sembole bir ses duyması, bir fonem duyması gerekiyor. İki sesle görüntüyü eşleştirip beyinde bir anlam oluşması gerekiyor. Evet, bu harf bu anlama geliyor, bu harfi görünce bu sesi söylemem lazım diye. 3 tane şey, bir görecek, iki duyacak, 3 beyinde bir şekilde anlam oluşacak. İşte biraz önce söyledik, öğrenme tiplerinde 3 tane işitsel, görsel ve kinetik bir arada kullanılıyor. Hı-hı. Öğrenmede. Disleksi çocuklarda, normal çocuklarda öğrenmede bunlardan hangisi baskınsa onu kullanarak çalışıyoruz mesela. Yani ben öyle çalışıyorum. Çocuk eğer işitselse işitsel yönüyle çalışmak gerekiyor. Görselse görsel, kinetikse kinetik, ama disleksi'de üçünü birden çalıştığınızda başarı evet. kaydedilir. Tekli olmaz. Yani bunu siz de mesela basa basa söylüyorsunuz. Diyorsunuz evet. ki gözler, kulaklar ve kinetik durum evet. değil mi? Yani hatta şunu da ekleyebilirim ben şimdi. Geçenlerde de konuşmuştuk. Duysal girdileri ne kadar arttırıyorsak, yani duyu organlarımız, göz, kulak değil mi? Evet. Bunlar ya da derimiz ya da motor olarak proprioseptif duyumuz mesela. Bunları ne kadar artırıyorsak sizin dediğiniz gibi
öğrenme artar. Mesela koku da bir duyu değil mi? Mesela yanında bir çiçek oluyorsa, bir koku geliyorsa oradan insanın hafızası gerçekten kuvvetlenebiliyor. Yani kokuyla aynen. ilgili insanı biliyorsunuz 10 bin tane falan kokuyu ayırt edebiliyor. Hatırlatır koku. Koku da hatırlatabilir evet. değil mi? Yani duyusal girdileri artırmak. Kodlamak gerekiyor yani. Hocam özel çocuklarla özel ilgi ve eğitim lazım. Evet. Yani bunu ailelere buradan bilakis söylüyorum. Şimdi şöyle bir şey, illaki dışarıda mı yapmamız lazım? Bir başlangıç olarak dışarıda yapmanız gerekiyor maalesef çok erken yaştaysa. Ama daha sonra siz de o sistemi ve yöntemi zaten çalıştığınız kişiyle öğreniyorsunuz. Ama şunu unutmayın yani okul dönemi bitene kadar bu tür çocuklardan elinizi çekemezsiniz. Yani ben okula yolluyorum. O kendi başına yapsın. Ya da ben kabul etmiyorum. Benim çocuğumda hiçbir şey yok. Kendi başına başarsın. Ya da bana ne yapmazsın, ne hali varsa görsün gibi. Bir ceza kendimize de verdiğimiz bir şey olur. Çocuğu kaybetme durumudur yani. Kazandırmak için elinizi çocuktan çekemezsiniz. Bitirene kadar öğretim yılını, en azından bir üniversiteye kadar. Çünkü orada artık nereye gideceği, nasıl bir şey seçeceği. Bir şekilde çocuğa yardım etmeniz gerekiyor. Yoksa okul hayatınız ızdırap olur. İtişme kakışma bitmez. Hani başarı da gelmeyecek. Yani zeka var ancak kullanma durumu olmuyor. Şunu hemen sormak istiyorum. Kaç yaşında disleksi belli olur? İlkokul birden sonra diyoruz. Çünkü okuma yazma başlayacak değil mi önce? Evet, ilkokul tamam. ikinci sınıftan sonra. Şu da 2013'ten sonra özellikle vurgulanıyor. En az 6 aylık bir müdahale yapılsın deniyor. Bazen öğretmenle küçük bir şey yaşamış olunabiliyor ya da ailenin ilgisizliği olabiliyor. Yani okuma bir için. 6 ay evet. yani çocuk okumaya geçsin. Geç şey yapmış olabilir. Yani ikinci dönem okuyamadı diyelim. Yani belki eğitimsel küçük bir tedbir hemen disleksi teşhisi değil de yani başka bir şeyler daha yapılınca hemen geçiverecek bir şey mi? Yani 3-5 aylık, 5-6 aylık bir programla geçiyorsa bu bu o zaman şey değildir, disleksi değildir diyoruz. Hocam çocuk mesela geç okudu, okuyamadı veya yazma sorunu var ilkokulda. Bunu biraz süreç uzadı. Şimdi size geldi. Aile böyle bir şey fark ediyor. İlk fark edeceği şeyler neler? Okuma yazma değil mi? Yani okuma yazma, okula ilgisizlik, kitaba ilgisizlik. Başka ne gibi yani şeyler? Okul öncesinde ama şey olabilir. Yarına Hı. dün der, düne yarın der. Ha, okul öncesi belirtileri vardır. Zaman yönetimi. Evet. Değil mi? Zamanda bir kargaşa evet. yaşar. Evet. Ve yön bulma evet. kargaşası. İkisi çok bariz çok aslında. Gözüküyor. Yani evet. Bir adres bulmakta. Sağa sol, sola sağ. Bunları çok maalesef bilemiyorlar. Yani evet. mesela sağ sarımsak, soğan falan hani küçükken böyle Hı-hı. şeyler var. Onlar da bile zorlanabiliyorlar. Çünkü o yön kavramı maalesef yok. Bir de zaman. Mesela derse genelde geç kalmaları. Okula girdiklerinde sınıfı bulmakta zorlanmaları. Laboratuvarda fen dersi var mesela. İşte ben bunu duyuyorum yani. Hani okulun içerisinde bulamadığı için derse geç kalıyor. Ya da yeni bir okula gittiyse mesela okul çok büyükse orada işte o kroki yani o yer ve yön, zaman bir sıkıntı. Bu okul öncesi çıkıyor ama 4-5 yaşta değil mi? Bu sağ sol yön. Evet. Okul öncesinde o dediğiniz gibi yine yukarı aşağı kavramı, önünde arkasında kavramı. Hı hı. Bu kavramları da şimdi ailelere de belki şey bir yol gösterici. Bizi izleyen kesinlikle. 4-5 yaşında, evet. 3-4 yaşında çocuğu olanlar vardır. Onların da bu mesela az çok kavramı, onun için gündüz gece kavramı. Karşılaştırma kavramları yani. Yani bunları evet, zıt kavramlarından biz kavram eğitimi falan biraz küçük yaşlarda çocuk kendiliğinden öğrensin gibi bekleniyor ama kreşe gitmesi, ana sınıfına gitmesi, orada mesela dev cüce oyunu değil mi? Uzun kısayı hani böyle o kavramları öğrenebilmesi, kendi kendine çocuktan öğrenmesi değil biraz da ailenin de böyle yol göstericiliği, o konudaki hani kitapları alması, o konudaki oyuncakları alabilmeleriyle de biraz mümkün. Disleksi riski testleri var. Disleksi riski var mı diye bu çocukta okul bu okul öncesi dönemde, mi yapılıyor? Evet, tamam. Okul öncesinde eğer böyle bir şeyden aile kuşkulanıyorsa yani çocuk yani şeyleri rakamları öğreniyor mesela ana sınıfında ama hep ters yazıyor. Yani birin başından beri öğrenemedi hep ters yazıyor diyor. Hep aynı hayali yazıyor diyor. Yani bunu da çoğu aile duymuş oluyor. Yani 2'yi, 5'i, ondan sonra 7'yi hep ters yazıyor. Yönlere dediğiniz gibi sizin karışıyor diye. Bu aileler geliyor yani dünü yarını şey yapamıyor. Sıralama becerilerinden
haftanın günlerini say deyince çocuk çok zorlanabiliyor. Yani evet, bilmiyor. Haftanın günlerini ana sınıfında bir çocuğun bilmesini bekliyoruz. Ana sınıfında öğrenmemiz. Hocam, kelime hazineleri çok dar oluyor disleksi çocukların. Yani sözcük bilgileri çok az oluyor. Normal bir kelime hazinesinden az. Hani kitap okuyan çocuğun kelime hazinesi daha çoktur. Bununla birlikte disleksi zaten kitap okumayı sevmez. Çünkü okuma sorunu yaşadığı için. O yüzden kelime hazinesi, yani çok basit bir kelimenin bile anlamını bilemeyebilir. Bunlar çok rastlanan şeyler. Aile okul öncesinde bazen bunu fark etmeyip okula başladığında şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki, çok umursuz, gamsız bir çocuk. Dünü bugünü bilmiyor. Bakın, tarihi bilmiyor. İşte günün ne olduğunu bilmiyor. Bu kadar umursuzluk olur mu? Bu kadar rahatlık olabilir mi? Değil işte aslında. Yani burada tam olarak bunun içinde olmak lazım. Evet, olabilir bazen çok rahat, çok umursuz ama bunun yüzde ihtimali azdır. Yani bir çocuk dediğiniz gibi şimdi 3. sınıfa gelmiş, hala bugün perşembe mi çarşamba mı tarih bilmiyorsa, sağını solunu gösteremiyorsa, yani burada bir şey aramak gerekiyor değil mi? Kaç yaşına kadar geç kalmayız? Yani disleksi için bazen 2. sınıfa kadar da hani tam geç şey yapamayabiliriz. Yani 2. sınıfa kadar aile tam bunun okuma bozukluğu demek için okuması gerekiyor öncelikle. Şimdi ama bana bir soru geldi. Yani bana çok bilinçli aileler geliyor. Okul öncesinde disleksi riskini belirliyoruz. Disleksiye yönelik okul öncesi bulgular yapılabilecek müdahaleleri yapmasıları için şey yapıyoruz. Yani bu bilinçli ailelerde daha erken dönemde de riskler belirlenebilir. Yani sizin hocam aile ne zaman gelsin size? Eğer bu hani disleksiyle ilgili dediğim gibi ana sınıfında biz hani haftanın günlerini bilmeli, rakamları bir çocuk eğer 60 aylık bir çocuk, 66 aylık bir çocuksa rakamları öğrenememiş, halen haftanın günlerini, dünü, yarını sağa solu karıştırıyorsa gelsin. Bence bu gelsin. Şeydeyse birinci sınıfın sonunda hala 40 kelimenin altındaysa gelsin. Bu gelsin. Yani bunlar başka nedenlerden dolayı da olabilir. Bunları test mi yapacaksınız? Değerlendirme testi tabii mi? Değerlendirmek için nöropsikolojik testler var. Bu testlerden yapıyoruz. Mesela Harris testi var, head to head testi var. Bu bizim yaptığımız yine Benton testi var. Bunlar çocuğun ilk önce standart bazı testlerle çocuğun yaşına, ayına göre bu çocuğun durumu nedir diye hani bu Whiskar testini, böyle çocuklarda zeka testini yapmamız gerekir diyoruz. Gerçekten hani çocuğun o dediğiniz gibi iyi alanlarını da bulup iyi alanlarını daha hani yapması. Çünkü çok iyi alanları var bu çocukların gerçekten kullanabildikleri. Zaten bu 3 tane öğrenme stili olduğu için bakın hareketli de çocuk oluyor bunlar. Genelde böyle hareketli spor ya da müzik alanında. Çünkü çok iyi bildiğimiz düşünürler, çok iyi bildiğimiz aslında ünlü insanlar var yani disleksi olan ve başarılar kaydetmiş. Onu yakalamak lazım. Daha çok böyle spor, müzik o alanlarda çok ciddi başarılar kaydedebiliyorlar. Matematiksel alanlarda da başarı kaydettikleri oluyor. Çünkü matematikleri aslında iyi oluyor. Okuma yazmayı sevmiyorlar ancak matematik soruları, fizik, kimya bu tarz şeyleri çözmeleri daha bulmaca gibi geliyor onlara. Daha hoş gelebiliyor. Yani bazı aile diyor ki benim çocuğumun matematiği çok iyi, matematik zekası çok iyi. Okuma yazmayı sevmiyor, tembel. İşte disleksi olma ihtimali var. Evet. Yazısı çirkinse, bu dediğimiz özellikleri de taşıyorsa. Peki okul öncesi gelen çocuklara genelde testle yapıyorsunuz bunu. Yani herhangi bir film çekme, başfilm öyle bir şey yok değil mi? Var mı? Şimdi şöyle, tabii eğer çocuk da biraz önceki ailemizde sordu ya, 100 kelime okuyor. Eğer bu çocuğun dalmaları varsa, mesela gözü bir yere dalıp gidiyor, ismini söylüyorsunuz, bakmıyor. Böyle bir şey varsa absansürü epilepsi olabilir. Şimdi bu dalmalar epilepsilerin %20'sinde yaklaşık dalma disleksiler olabiliyor. Ha, öyle yani mi? Eğer absansürü epilepsi varsa bu çocuğun başka şeylerde eşlik edebilir. Eğer böyle bir şeyden kuşkulanılırsa, belirgin ama bir semptom olması, bir bulgu olması lazım. O zaman beyin filmi için çocuk nörolojiye gönderiyoruz. Hani böyle bir aile diyor ki şöyle bir şey yaşadı, bir an bayıldı herhalde, suyu az içmiş diyor ama nasıl bayıldı diyoruz. Suyu az içtiği için mi, epilepsi nöbeti mi falan, onu ayırt etmeye yani çalışıyoruz. Yani disleksi epilepsi de olabiliyor. Aynı bunlar olabilir. Da olabiliyor. Eğer kuşkulanılırsa EEG'sini de mutlaka. Yani kuşkulandığımız başka bulgular varsa, küçükken diyor ateşli havale geçirdi, amcası da epilepsi var diyor, babasında da epilepsi var diyor. Şimdi böyle çocukta mutlaka EEG
çekilsin, bakmak şey gerekiyor yapılsın diye. Hani bir de şüpheli bir şey varsa mutlaka aileye, bir de şimdi şey öneriyoruz. Şimdi akıllı telefonlar çıktı. Akıllı telefonda yaşadığı o dalmalar ya da yaşadığı o diğer çekin diyorsunuz herhalde. Uyku sırasındaki kasılmalar varsa onları çekin. Videosunu bir görelim diyoruz. Bunu biz tabii çok biz, epilepsi bizim branşımız değil ama çocuk nörolojisi arkadaşlarımıza size gelmesine gerek var mı acaba diye. Gösterebiliyorsunuz. Burada hocalarımız var. Onlara gönderebiliyoruz. O durumlarda yani bir işitme testi, görme testi ve bu epilepsi açısından muayene gerekli mi değil mi? Bunları aileyle birlikte oturup iyi bir anamnez, iyi bir öyküyle belirlemeye çalışıyoruz. Peki bu teşhiste, okul öncesi teşhiste yapılacak şeyler değil mi? Evet. Bir peki, de şunu da ekleyeyim de yani bazen bir hipotiroidi olabilir, demir eksikliği olabilir. Çok basit bir şey. Kan tahliliyle de çok kolay konabilir. Bunlar da öğrenme bozukluğu yapabilir. Biz illaki psikiyatrik şeyler var gibi düşünüp bunu yani oradan da şey yapmayalım. Aile çocuğun bakıyoruz. Hep kabızlık var diyor, saçları dökülüyor diyor, cildi kuru diyor, dili biraz büyük gibi, konuşması böyle şey yapıyor. Vitamin eksik hipotiroidi olabilir bu durum. Bu hipotiroidinin bulgularıdır bunlar. Bunlar da mutlaka kan tahlillerini de isteyip, özellikle son bir yılda yapıldı mı, neler yapıldı falan diye sorup. Hocam zaten kan tahlilleri mutlaka her çocuk okula başladığında bir alınması, her sene alınması lazım. Hatta 6-7 ayda bir kan tahlilinin alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü benim de hani doktorlarla bir takım çalışmalarım var. Şöyle, çünkü küçük çocuklar yemek yemiyorlar, yemeyebiliyorlar, az beslenebiliyorlar. Hani hemen değişir bu ayarlar 6-7 ayda. Bunu 6-7 ayda bir kere bir kan tahlili yaptırmak aslında en sağlıklısı. Hadi en kötü diyelim bir senede. Bazı aile var, hani benim çocuğum sağlıklı diyor ve tahlili yaptırmıyor. Yani şimdi dediğiniz gibi bir kan eksikliği, B12, magnezyum, çinko, bunlar aynı zamanda motivasyon ve öğrenme algı için gerekli olan şeyler değil mi? Demir falan bunlar, B12'ler, tiroid, hormon testi, şeker olabilir. Şimdi hiç olmadık bir yere kanalize olabilirler ama sonuçta doğru bir doktora gittikleri zaman zaten sizin önce isteyeceğiniz şeyler var. Bir muayene ediyorsunuz. Mutlaka bir tahlil istiyorsunuz önden, değil mi? Kan tahlillerine bakıyorsunuz. Ondan sonra diğer bulguları koyuyorsunuz ama siz şey diyorsunuz yani, telaşlanmadan önce hani gözlerini muayene ettirsinler, kan tahlillerini yaptırsınlar. Ne bileyim işte bir gerekli sağlık yönünden her şey tamamsa ve hala bunlar devam ediyorsa o zaman mutlaka bir çocuk psikiyatrına bana diyorsunuz uğrasınlar. Evet. Yani ben Mersin ve civarı için Veli Hocamı gerçekten öneriyorum. Bu konuda çok titiz ve ilgili bir kişi. Evet. Peki ilkokula geldi çocuk. Bu zamana kadar kaçtı. İşte 3. sınıfa geldi, hala okuma yazmada sıkıntı yaşıyor. Size geldi. Ne yapıyorsunuz? Yani teşhisi koydunuz. Sonra bu çocukların ilerlemesi için nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Kimlerle çalışıyorsunuz? Ya da ailelere ne öneriyorsunuz? Ne yapsınlar? Şimdi disleksi olan bir çocukla evde durum siz daha iyi biliyorsunuz. Şimdi disleksinin dediğim gibi biraz önce de eşlik eden durumlara çok bağlı. Çocuğun zeka kapasitesine çok bağlı bir durum. Bazen geliyor mesela 150 IQ'de bir çocuk. Diyelim ki bu bayağı üst düzeyde bir çocuk. Ama okuma seviyesine bakıyorum. Aşağıda. Çocuğun aşağıda. Yani bu ama çok da yani şeye bakınca çok ilginç bir şey. Yani şimdi şunu da anlatayım. Mesela Einstein'ın anlatırlar ya çocukluğunda. Çok onda da disleksi mi vardı? Yani tabii bunu bir doktor şey teşhisi herhalde koyulmuyor ama. O zamanlar bilinmiyordur hocam. Evet, o zamanlarda bunun bir doktor tarafından muayeneye gitmedi muhtemelen. Ama değişik bir şey olduğu var. Göre, evet, öyküye göre bu çocuğun okulda zorlanması pek mümkün gibi değil. Öğretmenin tabii öyle şeyler söylemesi. Değil mi? Okuma sen git falan demiş hani artık. Evet. Böyle şeyler demesi gösteriyor ki yani biraz daha farklı bir beyni var. Ve özel bir öğretmenden, çocuk. Evet. Öğretmenden bunları almaması gerekiyor. Çünkü çok dünyaca önemli buluşları yapan birisi. Bu öyküden biz birçok diğer ünlüler için de mesela var. Tom Cruise var mesela, değil evet mi? Dünya gelmiş geçmiş en başarılı 5 aktörden birisi. Bir tanesi. Bütün filmleri çok kaliteli evet oluyor. Yine başka Walt Disney var. Walt Disney var. Şey vardı. Böyle çok meşhur dünyaca Woody ünlü. Woody Allen değil mi? Woody Allen da disleksi değil miydi?
Olabilir. Öyle yani hatırlıyorum. Bu öykülerinden anlaşıldığı üzere yani bazen eğer çok üst düzeyde biri ise bu çocuğun eğer yüksek zekada biri ise bunun geleceği çok iyi olacak. Hani buna daha özel eğitimler planlansa. Evet. Bir de bu çocuklar boş kaldığı zaman değişik şeylere yöneliyorlar. Evet, yönelmesi ve sıkılması, daha çabuk depresyona girmesi de mümkün. Bu çocuklarda bir piyano eğitimi mesela. Piyanoda biliyorsunuz sağ el bir şey yaparken sol el başka bir şey yapıyor. Hem sağ beyni hem sol beyni çalıştırmış oluyor. Ya da diğer sportif aktivitelerden. Çocuk piyanoyu sevmeyebilir. Eğer sportif bir aktiviteyi seviyorsa ya da resim yapmayı seviyorsa. Çok güzel resim yaparlar hocam aslında. Hatta bir öğrencim şöyle bir şey söylemişti. Bakın çok güzel resim yapıyorlar. Bu kadar güzel resim yapıyorum ama yazım çok çirkin. Ve hiç kimse yazımı beğenmiyor. Keşke daha resim yapmasaydım, yazım çok güzel olsaydı. Diyebiliyor çocuk veya okuduğumu tam olarak anlayabilseydim diyebiliyor. Ben şimdi söylediklerini biraz sonra söyleyeceğim. Bazı çocuklardan aldığım cümleleri mesela şöyle şöyle ailelerin de bunlara dikkat etmesi gerektiğiyle ilgili. Siz cümlenizi tamamlayın. Evet, yani bu disleksili aileye neler öneririz derken. Neler öneriyorsunuz? Eğer yüksek IQ'de bir çocuksa bu çocuğun, yüksek IQ'deki bir çocukta kaynaştırma eğitimi olmalı mı mesela? Bu çocuk zaten çoğu şeyi kapatabiliyor. Yani eğer 130, 140, 150 civarında bir IQ'su varsa çok hafif bir destekle, yani dışarıdan aile mümkünse biraz mesela yani iki haftada bir, haftada bir bile 1-2 saatlik dersle öğrenme yöntemini keşfettiği zaman sınıf düzeyini çok kolayca yakalayabiliyor. Yani okulda özel bir ilgiye gerek var mı? Zaten bu çocukların bir kısmı da şey yapmıyor bence, yani böyle biraz daha ilerleyince, kendini keşfedince o eksikliğini kapatıp üste de çıktığı oluyor. Yani orada okulda kaynaştırma alması, yani şimdi kaynaştırma eğitimi alanlar biraz etiketleniyor gibi oluyor okulda da. Yani ailelerinden de aldığım tepki aslında etiketlenmemesi lazım. Almanya'dan gelen hastalarım var. Hocam Almanya'daki eğitimde diyor disleksi teşhisi koyarsak diyor hemen başka okullara gönderiyorlar diyor. Yani biz diyor orada diyor disleksi şeyini okula söyleyemeyiz diyor. Yani Almanya'da da diğer yerlerde genel anlamda bir ötekileştirme yani mi var? Şeyi olursa evet, yani bu çocuk biraz daha hani çocuklar tembel ya da çalışkan diye sınıflandırıyor. Demek ki tembel, onu öğretmen ayrı bir şey yapıyor diye. Ya bizim önerimiz hani öğretmene çok basit bir, yani sınavda sorularını iki soru azaltsa ya da süreye i̇şte, yani belki 5 dakika eklese başkalarına göre farklı bir şey yapmış oluyor ama. Erken başlatabilirler. Şimdi bakın disleksi çocuklarda sınav süresi çok önemli. Çünkü okuma ve yazma konusunda sıkıntı yaşadıkları için bir şeyi iki kere okumaları gerekebilir. Gerekiyor yani. İki kere okuyacaklar. Onun için mutlaka sınavda bir ek süre. Hatta ben üniversite sınavında da başvurursanız, ama tabii o zaman da işte bir etiketlenme olacak ileriki zamanlar için. Bazı ailede çocuk da bunu istemeyebiliyor. Ek süre veriliyor. Yanına hatta biri de veriliyor birlikte. Çünkü şimdi şöyle, disleksi çocuğa birisinin okuması, yani birisi ona okursa soruyu daha iyi anlar çocuk kendi okuduğundan. Yani evde de böyle. Yani çalışmaları da böyle zaten. Aile çocukla birebir çalışması gerekir. Birebir. Yani okuma derslerinde birebir ona okuyacak, anlatacak. Çocuk o şekilde daha güzel anlayabiliyor. Sınavda da iki kere okumaları gerektiği için ek süre, ya soru az olacak sizin dediğiniz gibi, onların soruları bir iki tane daha az olacak, ya sınav önce başlayacaklar, sınav süreleri biraz fazla olması lazım. Aynı zamanda kaynaştırmada da şöyle bir şey, çocuk arkadaşından bir şeyi daha güzel öğreniyor hocam. Onun için ben genelde şöyle bir şey öneriyorum, yani iyi anlatan bir arkadaş yanında oturursa, çocuk anlamadığını o arkadaşına sorduğunda çocuk çocuktan daha güzel öğrendiği için daha güzel bir öğrenim oluyor sınıf içerisinde. Yani bir teneffüste veya ne bileyim işte derste şurayı anlamadım, ya da kendi anlamadığı şeyi arkadaşına anlatacak. Anlamadığı şeyi arkadaşına anlatırken oradaki eksik çıkıyor ortaya. Yani anladığını değil, anlamadığını anlatacak. Hı hı. Yani mesela ben bir tane de böyle bir şey öneriyorum. Sonra şey var, mesela derste tahtadan deftere çekmek çocuk için çok büyük bir zulftür, disleksi çocuk için. Çünkü ya eksik çeker ya da tamamını ya da hiç çekmez bir süre sonra. Sıkılır, bırakır ve defterinde genelde boşluklar olur böyle çocukların. Hep eksik olur yani, günlük derslerde böyle eksik şeyler olur. Genelde öğretmenlerin o bilgiyi çocuklara
fotokopi olarak vermeleri en güzeli ve renklendirilmiş kalemlerle dikkatini çekmesi için. Bir de imla kurallarını çok şey yapıyorlar. Yani bir o konuda çok bilmiyorlar yani kesinlikle noktalama işareti, imla kuralları ve birleşik yazma. Şimdi öğretmenlerimiz kırmızı kalem kullanarak yanlışları işaretliyor. Şimdi o kağıtta o kadar çok kırmızı kalem olacak ki, çünkü çocuk zaten yazma bozukluğu var. İmla kuralını da bilmiyor ve eline aldığında çocuğun en çok motivesini kaçıran şey şu: her şey yanlış olmuş. Yani ben hiçbir şey yapamıyorum. Onun için ricam, lütfen kırmızı kalemle yanlış işareti atmamaları öğretmenlerin. Çünkü kırmızı kalemi koyduklarında çocuk artık hep onu yanlış yaptığını, yani o düzelmeyecek kolayına o imla işaretleri. Ya da şöyle bir şey oluyor. Mesela yazı veriyorlar, ödev. Çocuk onları yanlış yazıyor. Bunu git 3 kere daha yaz gel. Hayır. O da fayda etmez. Tekrar tekrar yazmak da çocuğun onu düzeltmesi anlamına gelmiyor. Sıkılacak zaten yazmaktan. Çalışma konusunda, disleksi çocukların çalışması konusunda işitselliği ön plana çıkarmamız lazım. Yani şöyle, çocuk kendi sesini kaydedebilir bir kayıt cihazına, sonra onu dinleyebilir. Mesela okurken bir kayıt cihazını alacak, sonra onu dinleyecek veya anne okuyacak, baba okuyacak veya özel bir yardım, destek alarak bu bilgileri tamamlama yoluna gitmesi gerekiyor. Yani özel eğitim alması şart bu durumda. Ama hataları yüze vurmaktansa, yani genelde zaten hiç kimse sevmez hani olumsuz bir şey duymayı. Ancak disleksi çocuklarda daha fazla geri bildirim verilmesi gerekiyor. Yani becerebildikleri, daha iyi yapabildikleri şeyleri hep vurgulamak lazım. Doğru mu? Evet, ben hani yüksek IQ'lu disleksilerden bahsediyordum. Sizin dediğiniz tabii daha düşük IQ'de ya da daha düşük zeka kapasitesindeki çocuklar için de geçerli olabilecek şeylerden bahsettiniz herhalde. Hı hı. Yani benim hani sorular azaltılsın derken oradaki kastım, ben hani yüksek IQ'lu disleksili, normal IQ disleksi, bir de düşük IQ'de olabilir, 90 puan IQ'dedir. Onlarda daha çok emek ve daha çok şey gerekebilir, biraz daha çok çalışma, biraz daha çok, zaten çocuk çalışırken de sıkılabiliyor da. Yani ama yüksek IQ'de bir çocukta çok az destekle çok daha fazla ama şey yapabilmek. Ama kaç yaşına kadar hocam? Mesela yüksek IQ'lu bir çocuk 14, mesela bana bir soru geldi arkadaşımdan. 14 yaşında benim oğlum ve geç kalınmış olduğunu söylemişler. Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi bakın, evet, yüksek IQ'su var ama 14-15 yaşına gelmiş. Buralardan geçmemiş. Yani aile ilgilen, yani fark edilmemiş o yaşa kadar. Aile çalışma konusunda, bir öğrenme konusunda destek sağlayamamış. Özel eğitim almamış. 14-15 yaşına gelmiş ama yüksek IQ'su var. İşler mi yani? Yine lisede de, erişkinlikte de bazı yöntemler var tabii. Yani eğer bir kişi erişkinse ya da lisedeyse tamamen yapılabilecek hiçbir şey yok denmez de. Evet. O kişinin kendisine yönelik, hani zihni kullanımıyla ilgili kendisine özel yönelik şeyleri, özel var, yöntemleri. Plan yapmak. Değil mi? Kendine ait ders çalışma planı oluşturmak. İşte o planı yaparken haritalandırmalar yapmak, işte yön bulmayan çocuklara, zaman yönetimi olmayan çocuklara belli standart şeyler yapıyoruz ve bunu defterinin, kitabının baş sayfasına koyuyoruz veya çantasına mutlaka alıyor. Zaten çok unutkan oluyorlar, dağınık oluyorlar, her şeylerini her yerlerde bırakıyorlar. Doğru mu? Hı hı. Özellikle de dikkat eksikliği de varsa daha fazla bunlar olabiliyor. Daha da eğer mesela depresif duyguları varsa, yani mesela ergense, sizin dediğiniz gibi bir romantik ilişkisi varsa boş boş bakabiliyor değil mi? Yani böyle, evet, bunlar dalgınlıkları, unutkanlıkları. Tabii, daha hiçbir fazla. Hiçbir şey hatırlamıyor. Aklı organize, sadece. Yani organize olması çok düşük olduğu için motivasyon. Küçük hedefler koymalı sizin dediğiniz gibi. Plan. Küçük hedeflerle ve planla, hani mesela günlük planları ya da saatlik yapabileceği şeyler, hani böyle hedeflerimizi belirleyip o bitince diğer basamağa geçme şeklinde küçük hedefler verilirse çocuğun kafa karışıklığı biraz daha çözülmüş olabilir. Peki soruya tam olarak cevap alamadığımı düşünüyorum. 14 yaşındaki bir çocuk için sizin bilimsel anlamda önereceğiniz bir şey var mı? Yoksa özel eğitim mi alması gerekiyor? Ne yapması gerekiyor? Yani mesela 14 yaşında ve biz geç kaldık diyor arkadaşım. Yani geç kalma diye bir şey yoktur. Diğer ek olarak hani şeyleri eşlik eden başka bir dikkat eksikliği var mı, takıntı tekrar var mı? Tekrar bir doktora mı gidiyorsun? Şimdi
Ne oluyordur sizce? Yani çocuk düşünün, okumayı hep geç okudu, hep geç okudu, hep sınıftaki arkadaşlarından, bir de kendisinin farkındadır. Öz saygısı çocuklar, azdır şu anda, evet, özgüveni değil azdır. Mi? Yani tabii. Kendisinin çok farkında ve bu çocuklar kendisini çok fazla kıyaslarlar genelde. Evet. Eğer zeka kapasitesi yüksekse bu kıyasladığı için de kendisinin öz saygısı dediğiniz gibi özgüveni düşük olur. Ve buna bağlı da depresif duyguları, sosyal fobisi daha yüksek olur. Aynen. Yani eğer 14 yaşına kadar böyle geldiyse bunların değerlendirilip kendisinin yapabileceği ve düzeltebileceği şeylerin gösterilebilir ve tamamen düzelebiliyor. Mesela ben tıp fakültesinde arkadaşlarımdan da çok duymuşumdur. Hani ben ortaokuldayken hep sınıfta kalırdım ya da böyle ben okumayı 3. sınıfta öğrendim. Yani lisedeyken düz liseye gittim, üniversiteyi 3. senemde kazandım falan deyip tıp fakültesini kazanan doktor arkadaşlar bunlar. Bu öyküler bize gösteriyor ki bu arkadaşlar kendini keşfederken bayağı zorluk yaşamışlar. Diyor ki lise 1'deyken diyor, yani ben diyor, yani lise 1'deyken 6 tane zayıfım vardı diyor. Bu adamın öyküsünü dinliyorum sonra da. Sonraki geçmişte nereleri kazanmış, neleri geçmiş. Demek ki yani bu çocuk, yani bu altı zayıfı yapmayacak bir çocuktu. O sınavlarda o kadar başarı gösterdiğine göre önceki durumunda psikolojik bir hadise ya da disleksi gibi bir şey olabilirdi. Tabii onu o zamanda da değerlendirmek lazım ama. Hocam küçükten... Yani bu 14 yaşındaki çocuk için de geleceğinde çok kötü şeyler olacağını, geri döndürülemez bir şey olabileceğini söyleyip umutsuzluk şey aşılamak tabii, çok doğru yanlış. Olmaz. Ya şöyle aslında hocam, önemli olan keşfetmek. Evet. Yani biz bu çocuklarda şunu öneriyoruz. Kişisel gelişim çok önemli. Bakın kişisel gelişim dediğimiz, hani şu an artık tüm dünyada böyle yaygın bir kişisel gelişim var. Kendini keşfetme. Evet. Yani önce tıbbi anlamda tam olarak ne olduğuna bakacağız. Ondan sonra da erken yaşta, çocuğun erken yaşta kendini keşfetmesini sağlayacağız. Çünkü mutlaka onun güçlü, güzel bir yanı var. Herkesin olduğu gibi. Ama bu vakit, işte vakit geçmeden bunu yakalamak. 14 yaş daha gerçekten de çok vaktin geçmediği bir şey. Evet, bir 8 yaşındaki çocuk gibi kolay atlatılmayabilir. Bununla birlikte olmayacak bir şey değil. Evet. Yani bir 25-30 yaş değil yani sonuçta. O yaşlarda daha fazla. Çünkü artık öğrenme yavaş yavaş, zeka da ona göre, hani zeka parlaklığı küçük yaşlarda daha fazla. Doğru değil mi? Evet. O yüzden yani işlenmeyecek bir durum değil. Bu çocuklarda aslında şöyle bir durum oluşuyor. Öz saygı ve özbenlik düşüklüğü oluyor dediğiniz gibi. Çünkü çok küçük yaşta başarısızlıkla tanışıyorlar çocuklar. Okuma yazma konusu. Yani çocuk bir zekası var, bunun farkında, anlıyor. Yaratıcı parlak fikirleri var. Bunu kağıda kaleme dökemiyor. Okuyamıyor. Öğretmeninin gözünde iyi bir not, yani notumuz var ya bizim işte o sınavlarda. Orada bir not alamıyor. Aileye güzel bir not getiremiyor. Bu sefer ne oluyor? Çocuk başarısızım kaygısı başlıyor. Çok erken yaşta bununla tanıştığı için de zaten erken yaşta başarısız olan bir çocuğun özgüveni kırılır, özgüvensiz olur. Ondan sonra da işte onu tamamlayamadığında da diğer bir noktadan devam edemiyor. Burada yapılması gereken, yani ailelere benim kendi şahsi önerim eğitimle ilgili ve gelişimle ilgili, yani bilimin dışında, doktor durumunuzun dışında önereceğim şey ne olacak? Özgüvenlerini çocukların sağlam tutmalarını sağlamak ve kişisel gelişimlerini arttırmaya yönelik bir takım farkındalık çalışmalarını yapmaları, bunlara yönlendirmeleri. Mesela ben şöyle bir şey öneriyorum ailelere. Diyelim ki çocuklar küçük daha, işte okul öncesi çocuklarda böyle oyun oynuyorlar hep birlikte çocuklar, diyelim 5-6 çocuk toplandığı aileler, onların da çocukları var. Mesela böyle yuvarlak bir şey, silindir oluşturabilirler, bir yuvarlak. Çocuklar yan yana otursunlar ve birbirlerine mesela olumlu geri bildirim versinler. Herkes sağındaki çocuğa olumlu bir cümle söylesin davranışına yönelik. Çünkü küçük çocuklar çok acımasız. Birbirlerini sürekli, seninle oynamayı sevmiyorum, bu yaptığın şey çok gıcık, hiç hoşuma gitmedi, İşte sen aslında bunu beceremiyorsun. Hani birbirlerine sürekli böyle bir akran zorbalığı dediğimiz bir şey var ya, bunları hani yaparak böyle kendilerinin daha, her çocukta yok bu. Ama bazı çocuk bu durumda. Çocuk zaten eğer böyle bir durumu varsa, disleksi veya özel bir durumu, zaten çocuk güveni aşağıda. Onun için çocuklara genelde olumlu konuşmayı ve olumlu geri bildirim vermeyi öğretmek aslında ailenin ilk başta yapması gereken. Hani kardeşi içinde, annesi içinde, babası içinde, işte ne bileyim bir oyun,
6-7 kişi böyle bir yuvarlak oluşturacaklar. Birbirlerine işte olumlu bir geri bildirim verecekler. Aile içinde de yapabilirler. Aynen, akşamları oynayabilirler. 6-7 çocuk olamayabilir ama aile içinde bir oyun oynayalım. Mesela Duygu Ormanı oyunu var falan. Evet. Böyle Monopoly gibi. Evet. İçinde kartlar geliyor. Diyor ki size şimdi bir duygunu söyle diyor. Şimdi sonra sen diyor çukura düşmüştün, ne hissedersin? Bu duygunu söylersen 2 basamak ileri gideceksin diyor. Bu duygu ormanı oyununu falan öneriyorum ben de. Değil mi? Aileyle birlikte oynadığı zaman olumlu duygularını ifade edebilme, konuşabilme. Bir de şey de aklıma da şey geldi. Bir tane çocuğum vardı. Yani böyle tarih bilgileri o kadar iyi ki. Yani bir şey yapıyor, anlatıyor tarih bilgilerini. Daha hani böyle ortaokul seviyesinde bir çocuk. Tarih her şeyi biliyor, değil mi? Tarih, evet, tarih, hocam, her şeyi bilirler. Biliyor. Ama matematiği bilmiyor mesela. Orada kendini ifade edebilmesi, kendini anlatması çok güzel oluyor. Bu aile de onu çok güzel desteklemişti. Bununla ilgili videolarını çekiyorlar ya da bununla ilgili okul şeylerinde görevleri alabiliyor. Çocuk orada özgüvenini o kadar iyi geliştirmiş. İlgilenmek ki. İlgilenmek şart hocam. Evet, böyle... olumlu örnekler de bize yani diğer ailelerden aldığımız ilham ve aileler yaşayınca daha orijinal ve daha hani böyle güzel yöntemler bulabiliyor. Kabullenecek aile bunu. Gerçekten böyle bir durum olduğunu ve bunun ayıp olmadığını. Bunun normal olağan bir şey olduğunu ve bunu tamamen kabullenerek yaşamın içinde eritmesi lazım. Yani ilgilenmesi gerekiyor hocam. Yani bütün anne baba olmak gerçekten öyle, yani sadece bana anne baba desinlik bir durum değil. İlgilenmek gerekiyor yani. Çünkü siz anne baba olduğunuzda artık ömürlük bir anlaşma bu. Siz her şekilde o çocuğun tüm şeyinden sorumlusunuz. Ne kadar büyümüş olsa da, özellikle özel çocuksa zaten sorumlusunuz. Yani evet sıkılıyorsunuz, evet bunalıyorsunuz ama yapacak bir şey yok. Bir şekilde yol göstermek gerekiyor. Bir şekilde o çocuğu hayatın içine kazandırmak gerekiyor. Yani akşam olduğunda işten geldim, çok yoruldum, herkes bir tarafa çekilsin. Ölüyorum, bitiyorum. Evet ama o zaman anne baba olmayacağız. Yani kesin net bir şey bu yani. Ya bunu kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü artık bu süreçte çok fazla böyle özel çocuk var. Siz daha iyi biliyorsunuz değil mi? Yani çok geliyor, benim de yönlendirdiğim çocuklar oluyor. Çok fazla yani, gün geçtikçe de artacak. Artık bunlar genetik dedik ama artık bunlar çevre koşullarıyla, bu yaşadığımız ne bileyim beslenme, her şeyle bir ilgisi var. Bir şekilde çıkacak bir yerlerden. Ama gerçekten eskiden daha fazla duyulan bir durum özel çocukların oluşu ve özel çocuklarla da ilgilenme şarttır. Bir kenara atıp bırakamayız. Çünkü sonuçta ilerisi daha zor bir şey. Başka ne öneriyorsunuz? Duygu... Ben bu şeyde bir söz söylemek istiyorum. Thomas Jefferson'ın bir sözü var. En büyük eşitsizlik eşit olmayanlara eşit davranmaktır diyor. Yani bizde bu disleksisi varsa bir çocuğun bir eşitsizliği, yani diğer çocuklara göre bir dezavantajı vardır diyebiliriz. Yani mesela bir sınıf öğretmeni onu aldığı zaman sınıfın en önünde oturtması, kendine gerekiyor, yakın kısımda oturtması, evet, bir buna ona bir torpil ya da ön planda olması anlamına gelmez şeyden. Yani bu o çocuğa biraz daha avantaj sağlamamız gerektiğini, diğerlerine eşit koşulları sağlamaya çalışmamız gerektiğini gösteren bir şey olabilir. Diğer dikkat eksikliği olan çocuklarda da biz onu çok öneriyoruz. Yani arkada kesinlikle oturmaması lazım. Buradan öğretmenlere mutlaka söyleyelim. Önde kendi yakın yerlerde oturmalı bu tarz çocuklar ve materyaller, okulda kullanacak eşyaların çocuklara uygun şekilde onların bulabileceği yerde olması. Çünkü çocuklar biraz böyle bulma konusunda yer yön dedik ya, bunlarda sıkıntı yaşayabiliyorlar. O yüzden de mutlaka bir yerlerde bir yazılı olması gerekiyor. Nasıl söyleyeyim, krokilerin olması gerekiyor okullarda çocukların yön bulması için. İşte ders programı. Ders programını çok karıştırıyorlar. Bugün hangi dersin var dediğinde günü bilmediği için o gün hangi dersi olduğunu bilmiyor. Haftalık ders programının evinde mutlaka duvarda asılı olması, okulda asılı olması. Sonra görsel anlamda dağınıklık ve karışıklık yaşadıkları için odalarında çok fazla poster, eşya, bu tarz şeyler bu çocuklara iyi gelmez. Dikkatlerini dağıtır. Çünkü odaklarını toplamak istiyorlar ders çalışırken. O yüzden de olabildiğince sade, masa olabildiğince sade ve toplu olması gerekiyor. Ben mesela fotoğraf istiyorum öğrencilerimden, odalarının fotoğraflarını. Orada bir düzenleme yapıyoruz. Çünkü gerçekten o önemli bir şey. Yani yatak nasıl duracak, masa nasıl duracak, duvarda neler olmalı, neler olmamalı. Bununla birlikte gün ışığı alan bir oda olması gerekiyor. Zaten böyle bir miskin ve olumsuzluk
kaygıları taşıdıkları için bu çocuklar böyle gün ışığından faydalanmaları lazım. Odalarında bol ışık olmalı. Işık alan bir yer. Havadar olması lazım. Mesela derste sıkılabilirler, ayağa kalkabilirler, nefes almak isteyebilirler, su içmek isteyebilirler. Bol miktarda suya ihtiyaçları oluyor böyle çocukların mesela. Çünkü şöyle söyleyeyim, yani çalışma esnasında da yaşıyorum ben bunu. Bir ağız kuruluyor. Öyle bir şey oluyor nedense. Bunun hani bu disteksiyle bir ilgisi var mı? Yok. Ama böyle özel çocuklarda mesela su içme ihtiyacı, belki heyecan veya kendilerini kaygılı, özgüvensiz hissettikleri için olabilir mi? Belki o dersten çok sıkıldığı için tuvalete gideyim, su içeyim çok oluyor. Daha evet, işte buna biraz hoş görmek. Biyolojik bir şey olmuyor, onu dikkatini dağıtmayacak şekilde dediğiniz gibi. Onun için suyu falan yanında olacak, su sebili odada olacak. Hani çocuğun çok fazla... Tuvaletine gidip gelmiş olsun, rahat olsun yani. Evet, kalkmak isterse biraz kalkabilir, nefes alabilir, hareket halinde olabilir. Hani sürekli otur, zaten kısa süreli ders çalışma şeyleri var. 15-20 dakika, ondan sonra nefes alma molaları. Peki oyun olarak ailelere başka evde oyun, aktivite ne öneriyorsunuz? İşte bu duygu oyunu dediniz. Başka? Ya bu diğer hani mesela bizde gelince çocuklarla ben de mesela reversi gibi mesela bu diğer kubiks gibi diğer oyunlardan lukluk gibi böyle ilkokul çağındaki çocuklarda hatta bazen ortaokul çağındaki çocuklarda da oynayabiliyoruz. Böyle diğer mesela mangala oynuyorum, onu oynuyorum çocuklarla. Bir de oyundaki sosyal faaliyetleri nasıl? Hani böyle ilgileri, dikkati nasıl? Oyun oynarken daha çok hissedebiliyoruz. Bazen top oynuyoruz şeyden çocukla. Muayenehanem odamı ona göre dizayn edip bir tarafını boş yapıp böyle biraz daha geniş bir oda kullanıyorum. Erkek çocuklarla top, kız çocuklarıyla voleybol oynadığım oluyor. Her türlü oyun aktivitesinin bir de şunu söyleyeyim, dispraksi diye bir şey var. Yani motor yeteneksizlik, motor beceride düşüklük, motor koordinasyonda düşüklük olması derecesine dispraksi deniliyor. Bu mesela Gerstmann sendromu ya da diğer disleksi, diskalkuli, disgrafi olan çocuklarda çok eşlik edebiliyor. Yani bu çocukların motor becerisi biraz daha düşük. Yürürken biraz daha böyle hani mesela hadi diyelim aldım verdim oynayalım. Topuk burun yürürken çocuk zorlanıyor. Yani sendeliyor. Bu çocuklarda daha sık görüyoruz. Böyle motor koordinasyonu artıran diğer oyunlarda çocuklarda çok yararlı oluyor. Bu oyunları bol bol ailelerinde arkadaşlarıyla bol bol oynaması da özellikle Gerstmann sendromunda. Bunlar aslında bir farkındalık çalışması. Yani oyun oynarken mesela çocuğun okumayı anlamada zorlanıyor ya çocuk. Oyun oynarken de burada fark ettiklerini sormaları gerekiyor çocuklara küçük yaştalarsa. Mesela bunu oynadık, buradan ne kazandın, ne oldu, ne fark ettin? Mesela gün içerisinde de. Bugün mesela sen neler yaptın okulda, bunun sana ne faydası olabilir? Ne kazandırdı? Yani birazcık yorum yapma yeteneğini arttırmak. Çünkü okurken kitapta anlama algısını arttırmamız gerekiyor ya. O yüzden biraz böyle felsefi, yorumsal ve bu oyunda ortaya çıkar. Karşılıklı çünkü herkes oyunla ilgili. Aileler genelde çocuk hiçbir şey anlat. Oğlum okulun nasıl geçti? İyiydi. İyiydi diyor sadece. Ama soru sormayı bilmek lazım hocam. Hiçbir şey anlatmıyor diyorlar. Oradaki ifade etme, sözcük dağarcığı şey biraz da o da düşük oldu. Siz bahsetmiştiniz ya biraz önce. Yani o çocukların ifade etme becerisi düşük olduğu için işte o yüzden mesela ana sınıfı çocuklarıyla ilkokul çağı çocuklar eğer geldiğinde gününü anlatamıyorsa şey yapamıyorsa acaba bunda disleksi de var mı? Bir şeyde bu ifade edebiliyor. Tabii düşünebiliriz. Düşünebiliriz. Biraz çok da zorlamak hani her şeyini anlat, her şeyini anlat, niye anlatmıyorsun'a gelmek biraz da çocuğu da zorlamış. Hocam çocuklar zaten bir şey anlatmayı sevmezler. Şimdi bakın şöyle düşünün. Siz eve geldiniz işten. Ne yaptın bugün dediklerinde? Ne diyorsunuz? İyiydim diyorum. Bakın. İyi bu kadar değil mi? İyiydim dediniz. Başka ne yaptın? İşte ne yapayım çalıştım. Şimdi siz oturup çok önemli, enteresan, ilginç bir şey yoksa tek tek anlatır mısınız? O geldi bunu yaptık, bu geldi. Zaten işiniz biraz şey... nasıl diyeyim? Hani çok herkesi mahremiyet var. Zaten öyle bir şey var. Oturup da yani o geldi, bu geldi, şöyle vardı, ahva. Çok enteresan bir şey varsa isimsiz olarak belki paylaşırsınız, üzülmüş olabilirsiniz ya da çok sizi heyecanlandıran, ilginizi çeken bir şey vardır. Bunun dışında anlatır mısınız, anlatmazsınız ama size ne yaptın bugün değil de bugün çok değişik bir şey oldu mu? Ya da seni bugün çok üzen bir şey var mı? Böyle sesinde bir üzüntü var. Bugün
gözlerim bir başka falan dediğinizde hani sorunun gidiş şekli önemli. Yani soruya göre değil mi? Şimdi ben size mesela birkaç soru sorarak o günle ilgilisin ağzınızdan güzel alabilirim. Soru, tabii yani soru sorma olayı bu. Nasıl soru soracağınızla ilgili aslında. Şimdi ne yaptın, ne ettin, anlatmıyorsun işte bugün ne yaptın, anlatmıyorsun. Hadi söylesene, şöyle misin, böyle misin derseniz çocuk zaten hani onu sorgulamaya çekiyorsunuz gibi düşünün. Direkt odasına gidip kapıyı da kapatıp kapı duvar iletişimi kesiyor. Öyle de olabilir, evet. Yani dediğiniz gibi bazen çocuklarla bugün ne oynadın, parmak kaldırdın mı ya da öğretmeniniz bugün acaba matematikte ne anlattı falan net gibi. Net sorular, teker, daha kısa. Şeyde sorular sorulmasını biz de şey yapıyoruz. Hocam bitmeden şunu anlatmanızı istiyorum. Saatime şöyle bir bakıyorum, az bir vaktim kaldı, bitirin diyor Ezel. Şu anlatım bozukluğu dedik, yazı bozukluğu ve matematik. Matematik bozukluğundan bahsedebilir miyiz? Diskalkuli. Diskalkuli, evet. Yani çocuk eğer halen birinci sınıfın sonunda matematikle ilgili sayıları sıralama, sayıları öğrenme, toplama çıkarmayı öğrenmede zorluk yaşıyorsa, bu çocukların bir de böyle görsel şeyler, mesela artı ile çarpı çok karışıyor. Artı, çarpının 30 derece eğik hali şeyden. Yani evet. O sembol de karışabiliyor bazen. Ya da eksiyle artıyı toplama mı yapacağım, çıkarma mı yapacağım? Problemlerde çok karışabiliyor. Bu dört işlemle ilgili biz de okul seviyesine göre sorular soruyoruz. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf müfredata göre bir de birinci dönemde mi gelmiş, ikinci dönemde mi? Bize gelme dönemi de önemli değil mi? Şu anda ikinci dönemdeyiz. İkinci dönemde matematik defterlerini bir isteyip matematik defterlerinde acaba ne kadar hata yapmış, ne kadar yazmış, soruları anlamış mı anlamamış mı? Aradan bir bakıp dediğiniz gibi siz de dediniz ya boş sayfalar atlama, satırlar atlama. Onlar şey çok yapmış önemli. Mı? Biz de burada teşhis konusunda onlarda da çok yararlanıyoruz. Aileler hani bu abaküs kullandığı zaman ilkokul birler için özellikle abaküs kullanınca hani fasilyeler gibi böyle bazı şeyleri paraları çıkarıp çalıştırma gibi daha evet. Çocuğa somutlaştırıp daha görselleştirip yapmaları böyle gerekiyor. Oyunlar gibi şeyler yaptıkları zaman çok yararlandıklarını, çok faydalı olduğunu söylüyorlar şeyden. Bir de çocuğun hani daha mesela onar onar saymayı bilmiyor, ikişer saymayı öğretiyoruz değil mi? Yani daha basamak basamak yani sevgiyle, daha, ilgiyle. Evet. Bakacağız. Onu bir de matematiğe yönelik yani bizim çalıştıran siz de bu alanda çalışıyorsunuz. Matematik alanında özellikle çalışan matematik 4. sınıfta ama 2. sınıf çocuk gibi oluyor. Yani buradaki çocuğun kendi eğitimsel durumu, matematik durumu nasıl? Yani çocuk 8. sınıfta ama daha toplama çıkarmayı bilmiyor. Yapmayı bilmeyebiliyor. Yani o da olabilir. Buradaki seviyesi nedir? Eksikliğini en temel nereden almalıyız? Şunu tam anlamamız lazım. Çocuk bilgi eksiği mi? Yani şimdi mesela 6. sınıf olur çocuk matematiği iyi olmaz. Neden? Bilgisi eksik. Ama bu çarpma toplamayı yapıp yani en ufak şeyleri yapması lazım. Bunu demek istiyorsunuz değil mi? Yani mesela 6. sınıfa gelmiş ama hiç çok toplama... Diskalkülü olduğunu düşünüyoruz tabii. Bilgi evet, diskalkülü olduğunda... Konumuz diskalkülü ya. Ben hayır, diskalkülü olduğunda 6. sınıftaki bir çocuk... Bilemeyebilir. Tamam. Ne, mesela neyi bilemez? Yani 6. sınıf bir çocuk toplama çıkarmayı bilmiyor olabilir. Tamam, onu bilmez işte, onu söylüyorum. Ama toplama çıkarmayı biliyordur da matematiğin konusuyla ilgili bir şey bilmiyorsa o bilgi eksikliğidir. Ama toplama çıkarmayı bilmiyorsa zaten 6. sınıftaki bir çocuk toplama çıkarma, normal basit bir toplama çıkarmayı bilmiyorsa burada bir şey düşünmemiz lazım. Değil mi? Diskalkülü dışında evet. Mı? Hayır, diskalkülü düşünmemiz lazım. Ha, evet, onu kastediyorsunuz. Evet, basit bir toplama çıkarma. Aile bazen şöyle olabiliyor yani benim çocuğumun durumu iyi sadece ders çalışmadığı için bilgi eksikliği var diyor. Ha, aile bunu tamam ben şimdi sizi anladım. Ben sadece bilgi eksikliğim midir diye kastettiğinizi düşünüyorum. Hayır, aile bunu bilgi eksikliği olabileceğini düşünüyor. Bilgi eksikliği olabileceğini düşünmemiz için ufak bazı şeyleri yapabilmesi lazım. Yani bir toplama çıkarma, bir çarpmayı evet. 6. sınıftaki evet, bir çocuğun hiç ders çalışmasa da bir şekilde evet. Ufak çaplı şeyleri yapma. Hiç yapmasın. Yapamıyorsa diskalkuliyi düşünmemiz evet. Lazım. Evet. Tabii orada başka şeyler de olabilir yine de. Yani illa bu sadece ondan kaynaklanıyordur diye de bakmamak lazım. Başka durumlarda da o çocuğun belki zeka kapasitesi de biraz farklı düşük olabilir. Farklı bir şeyler de olabilir. Başka hani şeyleri de duygusal problemleri de olabilir. Onları da değerlendirmeliyiz. Aslında en güzeli
bir sorun olduğunu düşünüyorsak, ki düşün, yani şu anda anlattığımız, bir saattir anlattığımız her şey için konuşuyorum. Çocuklarınıza bir bakın. Bir problem olduğunu düşünüyorsanız bu açıdan. Hocam, Melih hocam hepsini tek tek anlattı. Yani okul öncesi nasıl olur? Okulla başladığında nasıl olur? Ortaokulda nasıl olur? Bunlarla ilgili YouTube'da da tekrarı var programımızın. Lütfen seyredin. Çünkü gerçekten önemli bir konu disleksi. Çocukların hayatını karartan ama eğer ki uygun bir şekilde fark edilirse ve çalışılırsa hayatını parlatan bir durum. Bakın, çünkü zeka ile ilgili bir şey olmadığını söyledik. %80 zekalar yüksek oluyor dedi Veli hocam. 150'de bile gelen oluyor. Yeter ki doğru bir çalışma sistemi, istikrarlı bir gidiş, ilgi, aileyle akşamları işte gün içerisinde ilgilenmek, değil mi? Son olarak ne demek istiyorsunuz hocam? Kapatmam gerekiyormuş. Sohbet harika, yani yarım saat, evet. Bir saat daha şimdi sürer. Belki ama aileler, bizi izleyen ailelerden çocuğunda hiç disleksisi ya da böyle bir kuşkusu olmayan aileler de olabilir. Hı hı. Buradaki yöntemler, sizin bahsettiğiniz yöntemlerin normal çocuklarda da faydası var. Yani öğrenmeyi öğrenme farkındalığı dediğiniz gibi, biz çocuğuma daha verimli, daha kısa sürede nasıl öğretebilirim? Bunlardaki yöntemlerde, disleksi'de kullanılan yöntemler yararlıdır. Normal çocuklar için de yararlıdır. Evet. Diğer ailelerin de izlemesinde, yani diğer ailelerin bu yöntemleri kullanmasında zararlı değil, fayda sağlayacaklarını düşünüyorum. Yine bu zor çocuklarda uygulanan yöntemler kolay çocuklarda çok daha fayda sağlayabiliyor. Evet, özellikle, yani ilgi şart. Evet. Değil mi? Bunu bütün çocuklarımızı birebir özel olarak ilgilenmemiz gerektiğini, onların öğrenmelerini, evet, kolaylaştırmamız gerektiğini, harika, düşünüyorum. Harikasınız, gerçekten öyle. İlgisiz, bakın çiçek bile ilgisiz büyümez. Hiçbir, evet, şey. Yani herkesin sevgiye ve ilgiye ihtiyacı var. Ve bunu çocuk yaşlarda da, geçen de sevgi dillerini konuşmuştuk. Küçük yaşlarda bu sevgi depolarının dolması gerekiyor. Ben artık programı kapatmam gerekiyor. Başka bir yayın olacak. Ama gerçekten çok güzel bir programdı. Veli Yıldırım hocama, Doktor Veli Yıldırım hocama çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Tekrar bir dahaki ay kendisini başka bir konuyla ilgili konuk olarak almak istiyorum. Yalnız kapatmadan bir iki tane cümle okumak istiyorum. Disleksi çocuklarla ilgili. Mesela okulda yaptığım çalışmalar ve ödevler yardım alsam dahi bana çok zor gelebiliyor diyor bazı çocuklar. Dil dersleri çok zor. Çünkü benim herkes bitirdiğinde dil derslerini ben daha bitirmemiş oluyorum diyor. Bunlar bana söyledikleri bazı cümleler çocukların. Benden daha büyük bir öğrenciden yardım almam ve onun da disleksi olması hoşuma gidiyor diyor. Mesela kendisiyle aynı olan bir çocuğun hikayesini dinleyip onun gibi, yani ondan yardım almak hoşuna gidiyor. Yani çünkü aynı eş değerde görüyor çocuk kendini. Annemin ve babamın benim disleksi olduğumu kabul etmesi hoşuma gidiyor. Bana yardım etmeleri hoşuma gidiyor diyor. Bazı çocuklar buna hiç aldırmadığını söylüyor. Bazı çocuklar çok kabullenilmediğini ve dışlanıldığını, yazı ödevlerinde çok zorlandıklarını, çok sıkıldıklarını söylüyorlar. Bunlarla ilgili daha birçok, bazen de bir çocuğum da şöyle bir şey demişti. Bazen çok boşa kürek çektiğimi düşünüyorum demişti ilk geldiği zamanlarda. Sevgili aileler, sevgili genç arkadaşlarım, bugün de disleksiyi konuştuk Sayın Veli Yıldırım hocamla. Gerçekten aslında çözümlenmeyecek hiçbir şey yok. İnanın, düzgün bir çalışma yöntemiyle, planlı, programlı ve her çocuğa uygun bir haritayla her şeyin üstesinden gelinebilir. Yeter ki sağlık olsun diyoruz. Bu da bir sağlık problemi olarak görmedik bunu da aslında, değil mi? Bir ne dedik? Nörolojik bir durum dedik. Bir farklılık ama diyelim. Farklılık. Özel bir durum. Özel çocuklarımız olabiliyor böyle. O yüzden lütfen üzerine gidelim, ilgilenelim. Sevgiyle, ilgiyle, doğru geri bildirim, olumlu geri bildirimlerle güzelleştirelim diyoruz. Bu çocuklarımızı da hayata kazandıralım diyoruz. O zaman bugün de programımıza burada son veriyoruz. Disleksiyi anlattık. YouTube'dan tekrarını izleyebilirsiniz. Haftaya cumartesi tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.